Sevgi göstermenin engelinin olmadığını anlatan bir hikayem paylaşmak istiyorum. Böyle çelimsiz, zayıf bir çocuk. Bir gün babasına der ki, baba ben futbol oynamak istiyorum. Çocuk da böyle çelimsiz, zayıf olduğu için. Babası der işte, yavrum nasıl oynayacağım falan derken, baba ne olur. Çocuk önce öğretmene söyler, öğretmen git başımdan der. Birkaç defa yalvar, öğretmen ben futbol oynamak istiyorum. Git başımdan der. Çocuk ondan sonra babasına yalvarır. Baba da gelir öğretmene söyler. Öğretmen der ki, senin bu çocuktan futbolcu olmaz. Kabul etmez. Adam birkaç kere daha gelir ve bir keresinde şöyle der. Hocam biliyorum ama bu çocuk çok hevesli. Top toplasın, eşofman taşısın, buralarda dolaşsın der. Hocası kabul eder. Adamı kırmaz. Çocuk böyle top getirir, top götürür, bilmem şunu yapar, bunu yapar. Çocuk işte ortaokul biter, liseye gider. Lise 3'e geçer çocuk. Sonra ama çocuk böyle antrenmanlar yapar arada, antrenmanlar yapar. Takıma da girer. Ama hocası onu önemli maçlarda hiç oynatmaz. Çocuğa değer vermez. Sen yapamazsın diye bir inanç oluşturur. Bir gün takım finale kalır. Ama bu arada antrenmanlarda, diğer maçlarda çocuğun babası her gün gelir. Yaşa oğlum, aferin oğlum. Sen başarırsın oğlum. Sana böyle çocuğu hep destekler. Diğer arkadaşları şey derler. Ya ne kadar şanslısın. Baban her gün seni böyle işte getiriyor, her maçta yanında oluyor. Keşke bizim babalarımız da böyle olsa der. Ama çocuk böyle başını öne eğer ve hiç cevap vermez onlara. Final maçının olacağı hafta cumartesi günü. Ama salı günü bir haber gelir. Çocuğun babası vefat eder. Ve çocuk çok üzülür. Öğretmen der sen git işte taziyeleri falan, sen gelme. Çocuk gider. Final maçının olduğu gün seyirciler toplanmıştır. Çocuğun takımı ilk yarıda 1-0 yeniktir. Yeniliyor yani. Kazanırsa şampiyon olacak. Devre arası olduğunda çocuk gelir, formasını giyer, hocasına şöyle yapar. Hocam ben oynamak istiyorum. Arkadaşları ve hocası şaşırır. Sen evde olman gerekmiyor muydu? Niye geldin? Gerek yoktu falan. Hocam ben oynamak istiyorum der. Hoca der ki hayır. Sen bu final maçı sen oynayamazsın. O kapasite yok. Çocuk yerine oturur, maç başlar. 10 dakika geçer, 1-0 yenikler ya. Çocuk böyle yapar. Hocam ben oynamak istiyorum. Hocası azarlar, geç yerine. Böyle ikinci bir deneme daha yapar. Son böyle 15 dakika kala, işte 75. dakikada çocuk kalkar ve hocasına şöyle der. Hocam ben oynamak istiyorum. Hocası geç yerine dediğinde, hocam bana bakın der. Ben oynamak istiyorum. Ya beni alırsın ya valla sahaya girip takım hükme yenik sayılır diye hocasını tehdit eder. Res çeker. Hoca bakar ki çare yok. Tamam hadi gir der. Çocuk oyuna girer. Ve öyle güzel oynamaya başlar ki bir arkadaşına pas verir, arkadaşı gol atar, durum 1-1. 3 dakika kala çocuk kendi alandan topu alır, herkesi çalımlayarak gider ve golü atar. İşte son 2 dakika kala galip gelir ve takım şampiyon olur. Ama çocuk 15 dakika büyülenmiş gibi oynuyor. Yani herkes büyülenmiş gibi seyrediyor. Maç bittiği zaman çocuğu sırtına alırlar. Derler ki ya sen bugüne kadar böyle değildin. Nasıl oynadın? Ne oldu sana derler. Çocuk der ki babam izliyordu. Nasıl derler? Biliyor musunuz der. Benim babam görme engelliydi. Benim babam hiç beni görmedi. Ama nasıl olur derler. Senin baban hep geliyordu. Yani seni tezahürat yapıyordu, beraberdi, kalkıp aferin oğlum diyordu. Evet diyordu, geliyordu. Benim babamın bir hayali vardı. Oğlum seni dünya gözüyle bir kere görmedim. En büyük hayalim senin o sahada çok güzel futbol oynadığını görmekti der. Derler, biliyorsunuz der, ölüm yokluk değil. Ruhların görme engeli yoktur. Bugün ben sahaya çıktığımda babam beni seyrediyordu. Ve babam bana hadi evladım aslanım benim göreyim seni diye tezahürat yapıyordu.
ben babamı öbür dünyadaki arkadaşların yanına böyle üzgün ve boynu bükük yollayamazdım. Ben bugün babam için oynadım der. Çok güzel ya. Ve ben şunu söylüyorum. Böyle bir hikaye vardır hocam, mutlaka vardır. Evet. Şimdi bu çocuk, ya bu adamın gözleri görmüyor çocuğun yanında. Ben bu hikayeyi okuduğumda kendimi düşündüm. Benim gözlerim açık ve ben ne kadar çocuğumun yanındayım. Lütfen bugün gözlerinizdeki başarı perdelerini, net fazla olacak perdelerini, takdir alacak, iyi bir yer kazanacak perdelerini şöyle bir çıkarıp saf gözle çocuğunuzun kalbine bir bakar mısınız? Yani onu bir gönlünüzle, kalbinizle, sevginizle alkışlar mısınız? Bunu yapmak için ölümü mü bekliyorsunuz? Mezarın başına gidip böyle ellerinizi dizlerinize vurmayı mı bekliyorsunuz? Lütfen sakin, sevgiyle onu bir kucaklayın. Ben hepinize sevgilerimi canı gönülden sakin gönderiyorum. Siz de beni sakin sevin. Ölünce mezarıma çiçek göndermeyin. Sakin çiçeğimi verin. Öldükten sonra istemiyorum. Allah dua edin. Evet. Hocam aslında en güzel saat şu anda. Çünkü şu anda çocuklar okulda. Evet. Babalar işte, onları yönlendirecek olan anneler de hepsi şu anda ekran başında. Bizi izleyen annelere bence şu anda en güzel mesaj oldu. Çünkü biz küçükken bizim annemiz babamız da öyleydi. Hani derslerde başarılı olsun. Sanki annelere babalara şey gibi oluyor. Ben şimdi mesela sizin şu an söylediğiniz gibi düşünüyorum. Yemin ediyorum derslerde çok başarılı olması değil yani. Vicdanlı bir insan olsun. Arkadaşlarıyla iyi geçinsin. Arkadaşları arasında sevilen bir insan olsun. İyi bir adam olsun, o bana yeter. Şimdi yani derslerde çok başarılı olması, ne bileyim yani, onlar sadece anneye babaya belki bir statü katıyor. Belki onlar kendilerine bir takım işte statüler katmasını istiyor ama çok önemsiz, çok değersiz ya. Ama öyle yetişen çok çocuk var. Ama onların hepsi okulda çok başarılı oluyor. Okul bittikten sonra çok başarısız oluyorlar. Şimdi anne babalar bazen şöyle söylüyorlar. Ben bir ebeveyn ve çocuk yazarı olduğum için bu konuyla ilgili bana çokça mesaj geliyor. Hocam dünyada birçok sıkıntımız var, birçok problemimiz var. Ben hep şunu söylüyorum, yaşamış olduğunuz hiçbir sıkıntının sebebi çocuklar değil. Bunların sebebi, muhatabı kimse, siz sorunlarınızı onunla çözeceksiniz. Sevmek için bahanenizin çok olması lazım. Bir gün insan gerçekten, ben daha önceki programda da söylemiştim. Benim annemle babam evlat olarak bizi sevmeyi evet başardılar. Ama kendi aralarındaki o husumeti yıllarca hiç çözemedikleri için, biz hep o kavganın, gürültünün içerisinde büyüdüğümüz için bugün ben çok başarılı bir yazarım. Yani benim kitaplarım yüz binlerce satıyor. Ama işte ne bileyim, bir ev alabildim kendime, bir araba alabildim, iyi yerlere gelebildim. Ama alamadığım tek şey ne biliyor musunuz? Mutlu çocukluk hatıraları. Ya. Bunları alamıyorum işte. Yani bunları muhteşem bir bugün, tespit söylem. Süper ya. Kulağınıza küpe olsun. Evet. Kalbinize olsun bu küpe. Yani bugün ben 38 yaşındayım. İyi bir kariyerim var. İyi bir kazancım var. İyi bir evim var. İyi bir arabam var. Ama kalbimde kocaman bir boşluk var. Ben de diyorum böyle çiftler böyle 50-60 yaşlarında bir çift böyle el ele tutuşmuş sohbet ederken falan görünce, ben neden diyorum, bak hala kaç yaşındayım. Benim kafamdan öyle bir resim. Ben neden diyorum, benim mutlu çocukluk hatıralarım yok. Annemle, babamla. Ben ikisinin de kıymetini çok. Ben babamın son ana kadar yanındaydım. Ve pandemi dönemi başlamıştı o zaman. Babamın vefatından 35 gün önce ben direkt Eskişehir'e gittim pandemiyle birlikte. O gün babama kolonoskopi ile endoskopi yapıldı. Böyle yarı baygın çıktı şeyden, odadan. Böyle gözlerimin içine bakıp demişti ki bana, ben artık ölebilirim. Çünkü artık güvendeyim. Yani ben babama bu merhameti, şefkati verdim. Anneme de veriyorum. Ama maalesef ki böyle oturup düşündüğüm zaman böyle kalbimde kocaman bir boşluk var. Neden? Ve bugün Ayşen abiye de, Ayşen abi der ya, geçen de demişti, Dili'yi annesi dövdü, beni de benim annem dövdü, biz gelişmek zorunda kaldık diye. Bizim travmalarımız aslında bize bu kitapları yazdıran, aynen, bize bu hikayeleri anlattıran. Ve bir psikiyatrist bana demişti ki, senin bu yaşamış olduğun şeyler senin nazarında, toplum nazarında hikmet. Çünkü sen bunları hiç yaşamamış olsaydın böyle bunlar bas bas abi bağırmayacaktın. Çocuklarınızı sevin, eşinizi sevin, ailenizi sevin. Bir kumbara, hepimizin hayatı bir kumbara ve biz bu kumbaranın içerisine ne atarsak çocuğumuz bir gün yetişkin olduğunda o kumbaradan onu çıkartacak. İşte ne atıyoruz biz, sevgi mi, şefkat mi, merhamet mi, öfke mi, kızgınlık mı? O yüzden ellerinizdeki kumbaraya iyi sahip çıkın. Çünkü yetişkinlik çocukluk üzerine kurulan
bir hayat değil mi? Biz burada seyircileri konuşuyoruz ya, birbirimize de konuşalım, birbirimize de. Evet. Mesela şöyle bir tehlike var. Diyelim ki Dilek kendi annesinde o iyi çocukluk hatıralarını bulamadı. Bugün çocuklarına o en iyi hatıraları yaşatayım diye çabalarken onları boğma tehlikesi var. Evet, bu hepimiz için geçerli. Şöyle bir gözlemim var. Ben de 37 yıllık öğretmenim. Bizim çocuklarımıza verdiğimiz şeyler kendi çocukluğumuzda kendi ihtiyacımız olan şeyler olabilir. Evet. Yani Allah'a şükür ki biz travmalarımızı, zaaflarımızı pozitife çevirdik. Ya biz çöpten enerji ürettik ya. Biz çöp, geçmişte yaşadığımız çöp gibi duygulardan enerji üretmeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ve biz bunları da toplumun daha huzurlu, daha müreffeh olması için de insanlara paylaşıyoruz. O yüzden travmalarımıza teşekkür etmeyi de öğrendik biz. Aynen. Onlar olmasaydı bugün biz olma. Yani bugün aslında Ayşen Kapaklıkaya'yı, Ayşen Kapaklıkaya yapan, beni Dilek cesur yapan geçmişteki travmalarımız. Yani iyi bir şey miydi, kötü bir şey miydi? Gel analarımıza gene de buradan hangi ekrandayız? Evet, anala, benim anam seyrediyor her hafta vallahi. Benim annem de izliyor. Seyrediyor. Sevgili anneciğim. Vallahi ellerini, dün de anam yandaydım, öptüm ellerini. Evet. Buradan. Evet, ben de. Benim annem de izliyor ve her programdan sonra ağlayarak beni övüyor. Eşimize. Evet, benim eşim burada. Burada olduğu için benim eşim de. Aha burada. Çatlaşıyor. Beni kendim buradayım orada. Ben de buradan. Çocuklarımıza. Ve bir de kendime de söylüyorum ya. Alişan Kapaklıkaya, seni seviyorum diyorum ya. Vallahi diyorum. Ben de diyorum. Dilek cesur. İyi ki varsın. İyi ki ben diyorum. Evet. Ben de buradan o zaman annemin ellerinden öpüyorum. Ben de sevgilerimi göndereyim anneme, bütün annelere. Annesi rahmetli olmuş olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları hepsini cennet olsun.